أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Ol menba-i bağ-ı belagat, ol mahzan-ı fazl-ı saadat, ol andelib-i gülzar-ı fesahat, Muhammed Mustafa ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammed. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak cümlemize sıhhat, afiyet nasip eylesin. Dertli kullarına devalar, boşlu kullarına edalar, hasta kullarına şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize birlik, dirlik, güç, kuvvet nasip eylesin. Kafirlere, zalimlere, münafıklara, kötü kimselere fırsat vermesin. Hadis-i şeriflerden, Buhari-i Şerif'te 1. cilt 90. hadis-i şerifte kalmış idik. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. An Ali'in radıyallahu anh, Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş. Kale, Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki, Semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekulu. Peygamberimizden duydum, şöyle söylüyordu. La tekzibu aleyye, fe innehu men kezebe aleyye, fel yetebevve mek'adehu minen nâr. Benim adıma benim söylemediğim şeyleri söyleyerek yalan söylemeyin. Hadistir diye hadis olmayan şeyleri söyleyip yalancı olmayın. Kim bunu yaparsa cehennemdeki yerine hazırlansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir otoritedir. Allah'ın vahyiyle konuşur. Allah'ın emir ve yasaklarını söyler. Biz ona ulaşmayan bir sözü hadistir diye insanlara anlatırsak, Peygamberimiz adına yalan söylemiş oluruz. Kim benim adıma, benim söylemediğim bir sözü söylerse, cehennemdeki yerine hazırlansın buyuruyor. Yine bu hadise benzer. Haddesena Ali ibn-i Ca'd, kâle akbarana Şube, kâle akbarana Mansur, kâle semîtu Rebi bin Hiraş ve kûli semîtu Aliyyen. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh'tan rivayet tariki farklı. Peygamberimiz buyurdu ki, La tekzibu aleyyen, bana yalan söyle, benim üzerime yalan söylemeyin. Yani benim sözüm olmayan sözlere söyleyerek yalana girmeyin. فَاِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَالْيَلِجِ النَّارِ Kim benim söylemediğim bir hadisini hadistir diye söylerse o cehenneme girsin, cehennemlik olsun diye Peygamberimiz söylemiş. Çünkü konu nedir? İslam'dır, dindir. Biz neyin eğri, neyin doğru olduğunu kendi aklımızla her zaman çözemeyiz. Onun için Kur'an'a müracaat ediyoruz. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerden müracaat ediyoruz. Ama bir söz ki Peygamberimiz söylememiş. Nakillerde yok ama bizim işimize geldiği için hadistir diye insanlara söylüyoruz. Böyle olan kimselere Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennemdeki yerlerini hazırlamalarını söylemiş. Yani İnsanın cehenneme gitmesi için bir sebeptir. Seleme bin Ekva radıyallahu anh rivayet etti. Kale semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekulu Men yekul aleyye ma lem akul felyetebevve mek'adehu minen nâr Kim benim söylemediğim bir şeyi
ben söylemişim gibi söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Allah Allah. Yani ilimle uğraşmak da zor. Hadis olmayan bir şeyi sen hadistir diye kalkıp söyleyemezsin. Onun için bu işte emek vermek lazım. Bir hadisin hadis olup olmadığını nakleden insan araştırma güç ve kudretine sahip olması lazım. Veyahut da kütüb-i sitte dediğimiz 6 kitap var. Sonra kütüb-i tis'a dediğimiz 3 kitap ilavesiyle kütüb-i tis'a var. Bunlardan birisini kaynak göstererek söylüyorum. Veyahut da bu kitaplara bakacak kadar Arapça bilgisi olması lazım. Yani ben şu hadistir diye söylerken onun hadis olduğunu bilmem lazım. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etti. Diyor ki, tesemmev bi ismi ve la tekennev bi künyeti. Peygamberimiz buyurmuşlar ki, benim ismimi çocuklarınıza koyun. Ahmet, Mehmet, Mahmut, Mustafa. Fakat benim künyemi çocuklarınıza koymayın. Mesela Peygamberimizin künyesi neydi? Ebul Kasım. Çocuklarınıza Ebul Kasım diye isim koymayın. Ve men ra'ani fil manami fakat ra'ani. Kim rüyada beni görürse gerçekten beni görmüştür. Bir adam rüyada birisini gördü. Onun Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu söylediler rüyasında. Peygamberimizi gördü. Gerçekten onu görmüştür yani. Fe inne şeytane la yetemethelu fi sureti. Peygamberimiz buyuruyor ki, çünkü şeytan benim suretime giremez. Bana benzeyip de insanların rüyasına görünemez. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Kim benim üzerimden yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Süper. Yani rüyada da peygamberimizi görmediği halde gördüm demek de kötü bir şey. Yani kendini birilerine böyle, aa bu adam derviş adammış, sofi adammış. Peygamberimizi görmemişsin ama kalkıyorsun, ben bu gece peygamberimizi gördüm rüyamda. O da peygamberimiz hakkında bir yalandır. Yine Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, اِنَّ اللّٰهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْف۪يلَ اَوْ الْقَتْرِ فَسُلِّتَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme وَالْمُؤْمِنُونَ أَلَا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fil hadisesini, Mekke'nin fethini bahsettikten sonra, yani bu hadiseler olmuş, fil vakası yaşanmış. Mekke'de başka da kavgalar, gürültüler, ölümler olmuş. Peygamberimiz buyuruyor ki, dikkat edin, benden önce de benden sonra da Allah Mekke'de hiç kimsenin öldürülmesini helal kılmadı. Ela ve innehâ hallet li sa'aten min neharin. Bana da gündüzün bir vakti izin verildi. Mekke fethedildiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam düşmanlarından bazılarından ismini vererek şunları nerede yakalarsanız öldürün. Hatta Kabe'nin örtüsünün altına saklansa bile öldürün emrediyor. Onunla alakalı buyuruyor ki, bana da belli bir vakit süre verildi. Ondan sonra bana da izin verildi. La yahtala şevkuha وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَكَتُ السَّاكَتُهَا اِلَّا
mürşidi. Onun dikenleri yolunmaz, ağaçları kesilmez, orada bir şey kaybolmaz, kaybolsa el uzatılıp alınmaz. Ancak sahibine ulaştırmak niyetiyle alınır. فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ اِمَّا اَنْ يُوْكَلَ وَاِمَّا اَنْ يُكَادَ اَهْلُ الْقَتِيلِ. Bir katil olursa iki seçenek vardır. Ya onun diyetini alır veyahut da onun öldürülmesi için kısas ister, kısas yapar. Bir adam geldi. فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ فَكَالَ اُكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللّٰهِ فَكَالَ اُكْتُبُوا لِيَب۪ي فُلَانِ. O zat dedi ki, ya Resulallah, bu söylediklerinizi bana yazdırıverin. Hatırımda tutamam. Bunu bana yazdırıverin dedi. Peygamberimiz buyurdu ki, şu zat için bunu yazın kendisine verin buyurdu. فَكَالَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ اِلَّا الْاِذْخِيرِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. İzhir denen bir ot varmış. O ottan yastık yaparlarmış. Bazı malzemelerde kullanırlarmış. Ya Resulallah dedi, İzhir otunu bari yolalım dedi. Diğerlerine bir dokunmayalım ama dedi, onu biz kullanıyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, فَاِنَّا نَجْعَلُهُ ف۪ي بُيُوتِنَا وَكُبُورُنَا. Biz bunları kabirlerimizde, evlerimizde kullanıyoruz. Peygamberimiz buyurdu ki, اِلَّا الْاِذْخِيرِ. İzhir otu müstesna, onu yolabilirsiniz. Yani Mekke-i Mükerreme'de, Haram bölgesinde bir dikeni bile yolmak, bir ağacı kesmek caiz değildir. İzhir otu müstesna. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet etmişler. Kale, لَمَّ اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهُهُ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmezden evvel ağrısı çoğalınca gâle buyurdu ki, "Uktuni bi kitabin ektubu lekum kitaben la tadillu ba'dahu." Bana bir kitap getirin, bir kağıt kalem getirin, yazacak bir şey getirin, size bir şey yazdırayım. Ondan sonra asla doğru yoldan çıkmazsınız, dalalete düşmezsiniz. Fekale Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer peygamberimizin o zor, meşakkatli halini görünce dedi ki, İnnen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme galebehul vec. Peygamberimize ağrı sızı sarmış. İndena kitabullahi teala hasbuna. Bizim yanımızda Allah'ın kitabı vardır. 23 senedir söylediği sözler vardır. Onlar bize yeter buyurdu. Fehtelefu ve kethirul gal. Ve kethirul lagatu. İnsanlar getirelim getirmeyelim diye birçok söz oldu. Konuşmalar çoğaldı. Bunun üzerine Peygamberimiz vekale buyurdu ki, "Gumu anni." Kalkın dedi. Kimse kalmasın burada. "Ve la yenbagi indi tenazu." Buradan çıkın. Benim yanımda birbirinizle tartışmanız münasip olmaz. Yani tekrar o kağıt kalem getirin yazdırayım sözünü tekrar et. Sadece tartışmayın, benim yanımda birbirinizle tartışmanız uygun düşmez buyurdu. Şimdi bazı kimseler bu hadis-i şerifi kullanarak Hazreti Ömer Efendimiz'e hakaret etmek istiyorlar. Halbuki Peygamberimize en çok itaat eden odur. Onun emrini niye dinlemez? Diyorlar ki Hazreti Ali'nin halife olacağını yazdıracaktı. Hazreti Ömer buna engel oldu diyorlar. Bu Hazreti Ömer Efendimiz'e büyük bir iftiradır. Ki Hazreti Ali Efendimiz o zaman daha çocuk yaşta. Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ömer var, Hazreti Osman var. Ki Hazreti
Ali Efendimiz de bütün bu halifelerle beraber çalışmış, onların hizmetinde bulunmuştur. Hazreti Ali Efendimiz'i peşinden gidilen bir zat olarak kabul edip de Hazreti Ali Efendimiz'in hürmet ettiği, saygı gösterdiği kimselere hakaret etmek, aynı zamanda Hazreti Ali Efendimiz'e de hakaret etmektir. Buradan bir fitne, buradan bir ortalığı karıştıracak, sahabeler arasında tercih yapacak bir netice çıkmaz. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu ölüm acısından, hastalığın şiddetlendiği bir anda meşgul edilmemesini istemiştir. Doğru da yapmıştır yani. Ümmü Seleme radıyallahu anha kâlet. Peygamberimizin hanımı, annemiz Ümmü Seleme Hazretleri rivayet ediyor. Buyurdu ki, İsteykazen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme zâte leyletin. Bir gece diyor, beni kaldırdı. Hanımını kaldırmış Peygamberimiz. Fekale, buyurmuş ki Efendimiz, Subhanallah. Mâzâ unzilet el-leylete minel fiten. Bu gece fitnelerden ne kadar şey meydana geldi. Ne kadar fitne indirildi. Ve mâzâ futiha minel hazâin. Hazinelerden ne kadar da çok kapı açıldı. Eykidû savâhibel hücer. Diğer odalardaki annelerimizi Peygamberimiz kastederek diğer oda sahiplerini de kaldır buyurmuş. Peygamberimizin eşlerinin odaları yan yanaydı Mescid-i Nebevi'de. Buyurmuş ki onlara da uyandı. Ve buyurmuş ki sonunda Peygamberimiz, فَرُبَّ كَاسِيَاتٍ فِي الدُّنْيَا اَارِيَاتٌ فِي الْآخِرَاتِ. Dünyada nice giyinen kadınlar vardır ki ahirette çıplaktırlar. Örtünürken dikkat etmezler. Veyahut da örtünürler, giyim kuşamda israf ederler. Allah. Peygamberimiz kendi hanımlarını gecenin ortasında kaldırmış, ikaz etmiş. Dikkat edin. Gün gelecek, zenginleşeceksiniz. Mal mülk olacak. Fitneler de onunla beraber yağacak. Çok dünyada giyinmiş, kuşanmış kadınlar ahirette çıplak kalacak. Nimetlerin şükrünü eda etmeyecekler. Tesettüre dikkat etmeyecekler. Dikkat ettikleri takdirde de giyim kuşamda israfa gidecekler. Allah Allah. Allah'ım bizleri, annelerimizi, kızlarımızı muhafaza eylesin. Ümmet-i Muhammed'in evladına hidayetler nasip eylesin. Kadınlar öyle de erkekler farklı mı? Erkekler de israfta ileri gidiyor. Kadınlardan daha müsrif olan nice erkekler var. Bana bir karı koca geldi fetva için. İkisi de memur. İkisi de memur, maaş alıyorlar. Ayrılma aşamasına gelmişler. Ayrılmanın sebebi de kocası bütün maaşını elbiseye yatırıyor. Ne görse alıyor, ne görse alıyor. Evde elbiseden başka bir şeye yer kalmamış ya. Yani. Dünyada nice giyinik insanlar var ama ahirette çıplak olacaklar. Değil mi? Filistin'de insanlar aç, Filistin'de insanlar çıplak, Doğu Türkistan'da zulüm altında, Arakan'da zulüm altında. Dünyanın birçok yerlerinde aç bir ilaç inleyen insanlar var. Hatta şu an kendi sokaklarımızda bu var. Ve sen yaşadığın hayatın lüksünün bir kısmından bile vazgeçmeye kıyamıyorsun. Allah'ın verdiği bu servetin %2,5 fakirlere aittir. Ektiğim ürünlerin %10'u fakirlere aittir. Demiyorsun. Hep bana, hep bana, hep bana diyorsun. Dünyada nice tok,
nice güzel giyimli insanlar var, ahirette fakir düşecekler, çıplak kalacaklar. Dünyada hazine sandığı dolu, ahirette hazine sandığı boş. Allah bizleri muhafaza eylesin. Peygamberimiz kendi hanımlarını gecenin ortasında kaldırmış gördüğü rüyadan dolayı. Peygamberlerin rüyası haktır, vahiydir. Aman dikkat edin. Çok güzelliklere kavuşacaksınız. Zenginliklere kavuşacaksınız. Bolluklara kavuşacaksınız. Ama öyle çok insanlar dünyada giyinecek, kuşanacaklar ki ahirette onlar çıplak kalacak. Zekatsız mal seni mahvedecek. Zekatsız kaldırdığın ürün, fındığın, buğdayın, domatesin, şuyun, buyun, tarlanın da ziraatinde zekatı var. Ticaret malın zekatı 1/40'dır. Hayvanların koyunda zekatın nisabı ayrıdır. Sığır da ayrıdır, deve de ayrıdır. Toprak mahsullerinin zekatı 1/10'dır. Sulama parası verirsen 1/20'dir. Allah'ın verdiği nimetlerin, Allah'ın verdiği servetin zekatını vermezsen, sadece kendin yer, kendin giyersen, ahirette çıplak kalacaksın. Subhanallah. Ya Rabbi, sen bizleri, evlatlarımızı muhafaza eyle. An Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet ettiler. Buyurdu ki, Salla bina Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme el-işâ fî âhire hayâtihî. Ömrünün son zamanlarında Peygamberimiz bize yatsı namazı kıldırdı. فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ فَقَالَ Selam verdi, kalktı ve buyurdu ki اَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَاِنَّ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقِي مِمَّنْ هُوَ عَلَى زَحْرِ الْأَرْضِ اَحَدٌ Dikkat edin dedi. Ne dersiniz? Şu an hayatta olan hiç kimse 100 sene sonra yeryüzünde hayatta olmayacak. O gün Peygamberimiz buyurmuş ki bugün hayatta olan hiç kimse 100 sene sonra hayatta olmayacak. 100 sene sonra insanlar hayatta olacak ama o günküler ölecek. Yeni doğanlar hayatına devam edecek. Dünyanın adeti de öyledir. Vakti gelen gider. Kimisi erken gider ama kahir ekseriyeti belli bir yaşı görür, o yaştan sonra gider. Hatta akranı kalmayan insanlar ben ne zaman öleceğim diye yol gösterir. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyorlar. Kale bittu fi beyti halati Meymunete binti al-Haris zevcin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas Abdullah İbn Abbas peygamberimizin amcasının oğlu. Teyzesi peygamberimizin hanımlarından. Bir gün diyor peygamberimize misafirlikte geceledim. Ve kanen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem indaha fi leyletin. O gece peygamberimiz de teyzemin yanındaydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldı. Thumma caa ila menzilihi fe salla 4 rekat. Farzı mescitte kıldırmış, sonra eve gelmiş. 4 rekat daha kılmış. Sonra biraz uyumuş peygamberimiz. Sümme kâme, sümme kâle nâmel guleyyim. Çocukcağız uyudu mu buyurmuş hanımına. Misafir yani. Ev kelimeten tuşbihuha. Veyahut da böyle bir kelime söyledi yani uyudu mu manasına. Sümme kâme, fekumtu an yesârihi fecaaleni an yemînihi. Kalktı namaz kılmak için.
biraz uyuduktan sonra ben de kalktım diyor, arkasına sol tarafa durdum. Arkasında cemaat olayım diye. Beni çekti sağ tarafına aldı. Yani bir cemaat, bir kişi olursa imamın arkasında ta arkasına durmaz, soluna da durmaz, sağ tarafınadır. Yani iki kişi namaz kılacaksın, imamın hemen sağ tarafına durursun. İki kişi olursa arkaya durursunuz beraberce. Fesallâ hamse rekaatin, sonra beş rekat kıldı. Thumma sallâ rekaateyni, sonra iki rekat kıldı. Thumma nâme hattâ semîtu gâtîtehu ev hatîtehu, sonra uyudu. Hatta diyor horlamasını da işittim. Thumma harace ile salâ, sonra namaza kalktı. Peygamberimiz teheccüdünü kılmış, vitrini kılmış, sonra biraz istirahat etmiş. Biz uyuduğumuz zaman abdestimiz bozulur. Yani bir insan uyudu mu tekrar kalktığı zaman abdest alması gerekir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olmak üzere Peygamberimiz uyuduğu zaman abdesti bozulmazdı. Çünkü kalbi uyumazdı, göz uyurdu sadece. Yani Peygamberimiz uyumuş, uyanmamış. Niçin abdest almadan yani camiye gitmiş? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın ona ihsan ettiği bir imkan, bir fazilet, bir üstünlük olarak Peygamberimiz uyuduğu zaman kalbi uyumazdı. Bu ona mahsus. Biz bunu anlayamıyoruz. Ebi Hureyre'te radıyallahu anh rivayet ettiler. İnnen nâse yekûlûne ekthere Ebu Hureyre'te. Ebu Hureyre Hazretleri sahabenin içerisinde en fazla hadis rivayet eden sahabedir. 5000 hadis rivayet etmiş. Hakikaten Hazreti Ebu Bekir Efendimiz Peygamberimizle beraber 25-30 sene beraber oldular. Onun rivayet ettiği hadisler Ebu Hureyre'nin hadislerinin onda biri değil yani. 20'de biri bile değil. Az. Hazreti Ömer öyle. Ama Hazreti Ebu Hureyre Peygamberimizin son 5 senesinde Müslüman oldu. 5 sene içerisinde 5000'den fazla hadis rivayet etmiş. Allah. Bir gün Peygamberimize gelmiş, biraz sonraki hadislerde gelecek. Ya Resulallah, ben sizden bir söz duyuyorum ama unutuyorum. Peygamberimiz cübbeni demiş yere ser. Cübbesini sermiş yere. Bir şeyi avuçlayıp da cübbenin içerisine koyar gibi yapmış. Avucunu şöyle yapmış. Ve cübbeni topla buyurmuş. Cübbesini toplamış. Diyor ki ondan sonra duyduğum hiçbir şeyi unutmadım. Allah Resulü'nün duası. Ebu Hureyre Hazretlerine de sen niye bu kadar çok hadis rivayet ediyorsun diye söylenirmiş o zaman. وَلَوْلَا آيَتَانِ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّسْتُ حَد۪يثًا. Diyor ki ben şu ayetler olmasaydı, şu iki ayet olmasaydı hiç hadis rivayet etmezdim. Öğrenirdim, kendimde kalırdım. ثُمَّ يَتْلُوا, sonra şu ayeti okudur. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِينَ. Allah'ın kitabındaki hakikatleri beyan etmeyen, açıklamayan, gizleyen, insanlara duyurmayan kimseler öyle kimselerdir ki Allah ve lanetlemek şanından olan melekler, insanlar, cinler ona lanet eder. Duyduğun bir ilmi ihtiyaç sahibi insanlara anlatacaksın, ilmi gizleyemezsin. Ancak tövbe edenler, Allah'ın ayetlerini açıklayanlar, işte onlar
Allah'ın affettiği kimselerdir. Allah çok affedicidir, çok merhametlidir. Bu ayetler olmasaydı öğrendiğim ilimleri rivayet etmezdim diyor. İnne ihvanena minel muhacirine kâne yeşgaluhumus safku bil esvâk. Ben niçin bu kadar 5000 hadis ezberledim? Çünkü diyor muhacirler vardı, çarşılarda alışveriş yapar, ticaret ederlerdi. Ve inne vel ensar kâne yeşgaluhumul amelu fî envâlihim. Ensar vardı, Medineliler, onlar da tarlasında, hurma bahçesinde, şurada, burada ziraatla uğraşırlardı. وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِشِّبْعِ بَطْنِهِ Ebu Hureyre de karın tokluğuna Peygamberimizin yanından ayrılmaz. Dünyayı atmış kenara. Resulullah'ın dizinin dibinden hiçbir ayrılmamış. Mescid-i Nebevi'de. Ya adam sabah gidiyor, akşam geliyor, namaz vakti geliyor. Hazreti Ebu Hureyre daima Peygamberimizin dizinin dibinde. Ve yahduru ma la yahdurun ve la yahfazu ma la yahfazun ve yahfazu ma la yahfazun. Onların şahit olmadıklarına ben şahit oldum. Onların ezberleyemediklerini ben ezberledim. Onun için ben 5000 hadis rivayet ettim. Yani ilim yolunda emek vermeden ilim seni bulmaz. Ne kadar akıllı olursan ol. Bir şeyden vazgeçeceksin. Bir tane adam fabrikatör olmuş. Her şey öyledir ya. Onun hayatını anlattırıyorlar. Diyor ki ben diyor dedem, babam ölmüştü. Dedem bana bakıyordu. İstanbul'a geldim diyor. 7 sene tezgahın üstünde yattım diyor. Takım tezgahı. 7 sene o işi öğrendi. Ama iyi öğrenmiş, sonra fabrikatör olmuş. Yani çilesini çekeceksin bir. Ben diyor hiç Peygamberimizin dizinin dibinden ayrılmadım. Hatta unutmamak için Peygamberimizden dua istemiş. Peygamberimiz ona dua etmiş ve asla işittiğini unutmamış. Ne Ebu Hureyre Hazretleri rivayet ediyor. Bak bunu söyledik şimdi. İnni esme'u minke hadithen kethiren ensahu. Ya Resulallah senden birçok söz işitiyorum fakat unutuyorum. Aklımdan uçup gidiyor. Peygamberimiz kâle buyurdu ki öpsut ridâeke hırkanı, cübbeni yere yay dedi. Febesattuhu yaydım. فَغَرَفَ بِيَدِهِ Eliyle avuçladı, döktü diyor bir şey. Ne döktü, ne avuçladı? Sadece elinin böyle yaptığını görüyor. Başka bir şey yok. ثُمَّ كَالَ دُمَّهُ Topla dedi. فَدَمَمْتُهُ Ben de hırkamı topladım, giydim sırtıma. فَمَا نَس۪يتُ شَيْئًا بَعْدَهُ Ondan sonra hiçbir şeyi unutmadım. Ya Rabbi, sen de bize fetanet nasip eyle, dinini, imanını öğret, öğrettiklerimizi unutturma ya Rabbi. Şimdi Alzheimer diye bir hastalık var değil mi? Adam çocuğunu tanımıyor. Peygamberimiz erzeli ömürden Allah'a sığınmış. Ya Rabbi, insanların eline düşmekten, insanlara muhtaç olarak yaşamaktan sana sığınırım. Yine Ebu Hureyre Hazretleri rivayet etmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Diyor ki hafiztu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ri'a'eyni. Peygamberimizden iki kap ezberledim. İki çuval, iki kova diyebilirsiniz. Fe emma ahaduhuma febethethuhu. O iki kaptan birini sizlere aktardım. 5000 hadis bunun içindedir işte. Ve emmel ahar
فلو بثته قطع هذا البلغو. Eğer ondan öğrendiğim ikinci kabı size anlatsaydım benim boğazımı keserdiniz. Peygamberimizden öğrendiği esrarlı bilgileri, herkesin anlayamayacağı şeyleri söylemiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zaten hadisi de var değil mi? Kellimu alennâsi alâ kûlihim. Herkese aklının ereceği şeyler söyleyin. Ufak çocukla konuşuyorsun, doktorla konuşur gibi konuşmayacaksın onu yani. Onun anlayacağı şeyler söyleyeceksin. Herkesin bir ilmi seviyesi vardır. Herkesin kaldırabileceği bir hakikat menzili vardır. Kaldıramayacağı şeyi insanlara söylemeyeceksin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekten bir takım haberler vermiş. Kıyametle alakalı, başka olacak hadiselerle alakalı. Böyle şeylerin hepsini sahabiler bize aktarmışlar. Cerir bin Abdullah rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem قال له في حجة الوداع استنصت الناس. Cerir bin Abdullah demiş ki insanları susturun. Fekal. İnsanlar sustuğu zaman peygamberimiz buyurmuş ki la tercu ba'di kuffaran yadribu ba'dukum ba'd rikab ba'd. Sakın benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Bir Müslümanın başka bir Müslümana eğri bakması bile caiz değil. Aa falanlardanmış o. Aa falanlardanmış o. Aa bu şunlardanmış. Aa bu bunlardanmış. Sen kimlerdensin? Sen kimlerdensin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüh demiyor musun? Kardeşin de aynı şeyi söylemiyor. Birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Peygamberimiz gelmeden önce Mekke'de, Medine'de, Taif'te, şurada, burada kabileler arası savaş olurdu. Kimin gücü yeterse öbürkünü ezerdi. Siz Müslümanlar olarak asla ortalığı karıştıran, ayrılığı körükleyen, insanları birbirine düşüren kimselerden uzak durun. Hatta bir kardeşinize eğri bakmayın. Bunlar da çok gıcık adamlar. Bunlardan uzak durmak lazım. Değil mi? Böyle şeyler çok duyarsınız. Bunlar tehlikeli adamlar falan filan. Bir sürü şey duyarsın. Halbuki hepsi Müslüman. Sen mi Allah'a daha yakınsın? Karşında kötülediğin adam mı Allah'a daha yakın? Nereden bileceksin? Eğer bir hırsızlığa şahit olursan engel ol. Bir kötülüğe şahit olursan bu yanlış de. Ama kalkıp da durduk yere ona buna laf atıp ortalığı karıştırma. O zaman kafirlere benzemiş oluruz. Bakınız bütün Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, şusu, busu kalktılar. Müslümanlar ölürken hala İsrail'le silah anlaşması yapıyorlar. Orayı korumak için silah gönderiyor. O bebekler sanki azılı katil İsrailleri öldürecek. Sen gelmişsin, işgal etmişsin zaten. Cani adamlara yardım ediyorlar. Niye? Müslümanları öldürmek için. Müslümanları yok etmek için. Biz de birbirimizin aleyhinde olursak Müslümanların daha fazla ölmesine sebep. An Übey ibn Ka'b radıyallahu anh
Ve İbn-i Kâb radıyallahu anh rivayet ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den قَالَ قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ خَطِيبًا مِنْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ فَسُئِلَ اَيُّ النَّاسِ اَعْلَى Bir gün diyor Musa aleyhisselam İsrailoğullarına hitap etti. İsrailoğullarından birisi kalktı dedi ki insanların en alimi kimdir dedi. En bilgilisi kimdir? Musa aleyhisselam dedi ki ene e'lem en bilgili olan benim dedi. Fe'ateballahu aleyhi idlem yeruddel ilme in ilallah fe'evhallahu aleyhi inne abden min ibadi bimecba'il bahreyn ve alemun. Allah Musa aleyhisselamın bu sözünü beğenmedi. Musa aleyhisselam şöyle söylemesi gerekiyordu. İnsanların en bilginini Allah bilir. Kendisi İsrailoğullarında peygamber, onların içerisinde ondan daha bilgini yok. Ama insanlar İsrailoğullarından ibaret değil. Başka halklar da var. Allah Musa aleyhisselam bu sözünü beğenmedi. Dedi ki iki denizin birleştiği yerde bir kulum var. O senden daha bilgilidir. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın kıssası. Cenab-ı Hak onlara bir balığı almalarını ve yola koyulmalarını, o balığı nerede kaybederlerse orada Hızır aleyhisselamla buluşacaklarını bildiriyor. Balığı alıyorlar, yanında ona yardımcı olarak da Yuşa bin Nun, Hazreti Yuşa aleyhisselam beraber yola koyuluyor. Bir yerde uyuyorlar, uyudukları yerde balık sepetten çıkıyor, denize gidiyor. Denize gittiği zaman da hani böyle şimdi borular vardır, büzler. Büyük. Öyle gittiği yerden de bir yol açıyor kendisine. Balığın gittiği yer belli oluyor. Onu da yandaki Yuşa aleyhisselam görüyor, biliyor. Musa aleyhisselam uykudan kalktığı zaman ona haber vermeyi unutuyor. Kalkıyorlar, yola devam ediyorlar. Öğle yemeği yiyecekler. Musa aleyhisselam diyor ki balığı getir de yiyelim diyor. Eyvah diyor, ben sana onu söylemeyi unuttum. O uyuduğumuz yer var ya, orada balık sepetten çıktı denize gitti diyor. Ya Allah da ona balığı kaybettiğin yerde buluşacaktınız dedi. Dönüyorlar gerisin geri oraya geliyorlar. Bakıyorlar örtüler içerisinde birisi var. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Burada böyle Allah'ın selamını veren var mı diyor. Hızır aleyhisselam. Diyor ki ben Musa'yım diyor. Ben İsrail'in Musa'sı mısın? Evet diyor. Sonra diyor ki Musa aleyhisselam ben diyor senden ilim öğrenmek istiyorum. Senin ilminden istifade etmek istiyorum. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki senden daha bilgin. Hızır aleyhisselam ona diyor ki Allah'ın bana öğrettiklerini sen bilmezsin. Allah'ın sana öğrettikleri öyle ilimler vardır ki ben de onu bilmem. Diyor ki müsaade edersen senin yanında bulunayım, senin ilminden faydalanayım. Sen benimle beraber sabredemezsin. Yani benim bildiklerim sana uygun değil. Sabrederim diyor. Neyse, beraber gemiye binmek için kıyıya iniyorlar. Bir gemiye binecekler. Gemideki kaptan Hızır aleyhisselamı tanıyor. Ücretsiz, navlunsuz. Onları gemiye alıyorlar. Gemide giderken Hızır aleyhisselam geminin bir tahtasını söküyor. Diyor ki, ya bu adamlar bizden ücret bile almadı. Sen de bunları boğmak için tahtasını söküyorsun gemi.
Olur mu? Hızır Aleyhisselam diyor ki, ben sana demedim mi, benim de sabredemezsin. Sonra yola çıkıyorlar. Yolda bir gence rastlıyorlar. Kalkıyor Hızır Aleyhisselam, bunu öldürüyor. Sen diyor, masum bir çocuğu niye öldürüyorsun? Bir suçu yok. Kafana göre adam öldürülür mü? Ben sana demedim mi, benim de yolculuğa sabredemezsin. Benim bildiklerim sana uygun değil. Sonra bir köye gidiyorlar tekrar. Yemek vakti. Açlar, yemek vermiyorlar. Misafir de etmiyorlar. Orada bir duvar yıkılmak üzere duvarı tamir ediyor. Diyor ki, sen adamlar bizi eve almadı, hem erzak vermedi, hem de sen bu duvarı tamir ediyorsun. Ücret de almadın. Artık diyor, bizim ayrılma zamanımız geldi. Sen sabredemiyorsun. Bu olayların iç yüzünü de anlatıyor Hızır Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bu hadiste onu almamış. Yani o gemiyi bir savaş çıkmış. Padişah sağlam gemileri alıyor. Bunun bir tahtasını söküyor ama o tahtayı sökmesi gemiyi batıracak türden değil. Sadece hükümdar ya bu ayıplı diyecek. O gemi sahiplerinin elinde gemileri kalacak, ticaretlerine devam edecek. O öldürdüğü çocukla alakalı izahat veriyor. Bu çocuk ileride öyle şaki, öyle kötü bir insan olacak ki annesini, babasını yoldan, dinden çıkaracak hale gelir. Annesi, babası da Allah'a çok takvalı, çok itaatli kimseler. Onların muhafazası için de Cenab-ı Hakk'a biz nasıl sual ederiz? Onu bir insan olarak kendisi yapsa hakikaten doğru değil yani. Ama bir insan Allah'ın peygamberi ise bir şeyi bizzat Allah'tan aldığı emirle yapıyorsa buna bir şey diyemez. Sana ters gelir. Öbürkünde de diyor ki, burada bir yetimin hakkı var. Eğer o duvar vaktinden önce yıkılırsa o yetimler ufak olduğu için başkaları o hazineye sahip olurlar. O hazine başkalarının eline gider. Bu yetimlerin babaları salih, iyi kimselerdi. Onlar büyüyünceye kadar duvar ayakta kalsın diye tabir etti. Hadisin sonunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah Musa aleyhisselama rahmet etsin. Keşke diyor sabretseydi de biraz daha macera yaşasalardı da Allah bize haber verseydi. Yani ilim sabır işidir. Allah dinlemeyi, sabırlı olmayı, ilim yolunda vakit harcamayı bizlere nasip eylesin. Ebi Mes'ud radıyallahu anh rivayet ettiler. جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهُ مَا الْقِتَالُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bir adam peygamberimize geldi, dedi ki, ya Resulallah, Allah yolunda cihat nedir? فَاِنَّ اَحَدَنَا بِقَاتِلٍ يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً Bazımız öfkelenerek mücadele ediyor, savaşıyor. Bazımız da savaşmadı demesinler diye arından savaşıyor. Allah rızası aklında yok ya. Yani. Fekale. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men katele litekune kelimetullahi hiyel ulya ve huve fî sebilillah. Kim Allah'ın dini yükselsin diye mücadele ederse cihat eder. Yani maaş alayım diye Allah'ın dinini anlatıyorsan geçmiş olsun. Hiçbir şey elde edemez. Falan yerde şanım yürüsün diye bir hizmet yapıyorsan geçmiş olsun. Din konusunda, Allah ile alakalı herhangi bir konuda, İslam'la alakalı herhangi bir konuda niyetin sadece Allah rızası olacak. Falana ayıp olmasın.
Falan kimse benim düşmanımdır. Birisi ona hücum ediyor. Ben de hücum edeyim. Arada düşmanımdan intikamı alayım değil. Sırf Allah'ın dini yeryüzünde yükselsin, hakim olsun diye. Kim mücadele ederse Allah yolunda cihad eden o kimsedir. Diğerleri cihad sevabını alamaz. Hazreti Allah cümlemize Allah yolunda kendi rızası için mücadele eden kullardan olmak nasip eylesin. Eski hocalar derlermiş, vaiz müftü olmak için bu ilimleri okumayın. Allah'ın dinine hizmet etmek için bu ilimleri okuyun. Bak, din hizmeti yapıyorsun, vaizsin, bir yerde müftüsün, bir yerde imamsın. Bakınız en safı budur yani. Ama bunda bile bir makam, mevki hevesi varsa, burada bile Allah'ın rızası. Her işe bu ölçüyü koyacaksın. Yaparken kalbini yokla. Hatta evde eşine bir elbise alırken bile Allah'ı razı etmek için mi alıyorsun, onu razı etmek için mi alıyorsun? Çocuğunun ağzına bir lokma koyarken bile mücadele veriyorsun. Her yaptığın işte Allah'ın rızasını en başa koy demiyorum. Tek madde o olsun, başka madde olmasın. Allah bunu bizlere nasip eylesin. El-Fatiha.